Merhaba sevgili Kova burcu ve yükselen burcu Kova olanlar, Ay burcu da Kova burcu olanlar geldik şimdi sizlerin 2019 Eylül ayınızı anlatmaya. Şimdi sevgili Kova ve yükselen Kova, Ay burcu Kova burcu olanlar, Neslihan Şirin diğer ana kanalımızda ilk izleyenler için söylüyorum. İki kanalım var ve Neslihan Şirin diğer kanalımızda da Eylül aylarını yükledik. Ama velakin oradaki Eylül ayları farklı bir açılım. Çok daha değişik. Artık öyle yapacağız. Burada zaten kahve falı enerjimiz var. Oradaki de çok değişik bir açılım oldu. Muhakkak izleyiniz. WhatsApp numaram da bu videonun altında olmak üzere. Özel danışmanlık için ya da Neslihan Şirin kartlarından almak isterseniz de ben de buradayım efendim diyorum. Şimdi karıştıralım bakalım. Zaten kartlarımızı karıştırmıştık sevgili Kova burcu ve yükselen Kova burçları. Geçen gün Kova burcunda bir dolap patlaması vukuatım var biliyorsunuz. Kova Oğlak anlatırken dolap gün patladı ve şu arkadaki dolap. Geçen gün yine sevgili takipçilerim ya da işte abonelerimizden bazıları oraya yorumlar yapmışlar. Video öne çıkmış. Kova burcu dolap patlama Neslihan Şirin yazarsanız sanırım video çıkıyor. Bir tanesi gerçek videoyu buldum. Oley diye sevinmiş falan yorumları okudum. Gerçekten çatlıyorum yani. O kadar gülüyorum ki. Neyse insanları güldürmüş olduk. Çok fazla haykırmışım yalnız. Böyle çok aşırı haykırmışım. Kova burcu çağına geliyoruz. Kova ben buradayım demiş. O videoda ben buradayım demiş. Gerçekten defalarca izledim. Yok, bu kova ve yükselen kova burcu, kova çağını Neslihan'ın dolabını patlatmış ve ben buradayım demiş yani gerçekten. Şimdi haydi bakalım. Bol bol yorum yapıp bunun altına. Ben zaten o dolap patlamasıyla alakalı da böyle özel bir video çekeceğim. Onu anlatacağım size yani nasıl olduğunu. Herkes çok merak ediyor. Evet, şimdi efendim 2, 5 tane çekiyoruz. 3, 4, 5. Tam da kovaları anlatırken çünkü patladı. Evet, şimdi hemen Doren Virtu kartlarımızdan da çekiyoruz bakalım sevgili kova ve yükselen kova burçları. Ay burcu kovalarda izlesin efendim. Benim de Merkür'üm kovada, doğum haritamda tabii ki ne oluyor? Zihnim kova gibi çalışıyor. Başka türlü olamazdı. Evet, şimdi sevgili kova burçlarının Saka mı? Saki de diyoruz. Saka da diyoruz galiba. Farklı bir ismi de var kova burçlarının. Bakın çift isimli. Evet, burada hemen size de gösterdim. Şimdi açıklayacağız. Aslında bakın çok güzeller çıktı sevgili kova burçları. Emin adımlarla ilerlerken burada su grubundan insanlar çıkmış. Balık, yengeç, akrep. Sizlerin hayatınızda olan kişiler olabilir ya da yeni tanışacağınız ya da romantiklik yaşayacağınız insanlar olabilir. Sizlerin bir taşınması, bir efendim Eylül ayı içinde bu insandan alabileceğiniz bir yardımı gösterebilir. Ve yine de dikkat edin. Yani şimdi o kadar kalabalıklara bakıyorum ki su grubundan insanlar akrep, yengeç ve balık. Bu gibi insanlardan yarar görürsünüz, zarar görürsünüz, hayatınızda olabilir. Şimdi hani ben burada anlatıyorum ama kötü insanlar asla diyemem. Siz onları karşınıza çıktığınızda hava grupları sezgilere göre hareket ederler. Sezgilerinize göre zaten bulacaksınız eminim ki. Tasasız ol diyor kartlar. Ve burada diyor ki bak herkes ne yapıyorsa Eylül ayında onu yap. Marjinal, orijinal davranma. Yani Kova burcu böyle maalesef diğer burçlardan çok farklı bir düşünme sistemi var onun. Ve gerçekten ben kova burçlarını uyarıyorum. Yani çok zekiler, Einstein gibi bir sürü bilim adamı kova burcu. Ve Einstein'ın da doğum haritasını incelemiş insanlarız biz. Yani bakıyorum şimdi şöyle bir şey çıkıyor. Çok bilim adamı olabilir, çok zeki olabilir. Fakat dört çocuğundan hiçbirine bakmamış. Yani şimdi bakın burada da bir delilik. Burada zaten bilim adamı delilik demektir. Yani normal bir iş yapmıyor adam. Burada sen de diyor parayla ilgili sorunun varsa tasasız ol. Hiçbir yola sapma.
Hiçbir ayrıntıya girme. Bak burada arkada diyor bir sürü kadırga insanlar var. Bunların içinde dalgalı denizde senin gibi böyle iniyorlar, çıkıyorlar. Yeni hayat ya da bu bir yurt dışı yolculuğu, gemi yolculuğunu da anlatan bir kart. Ve burada aslında sonsuzluk işareti var. Farkında mısınız? Bakın paraları, para ikilisi. Parayı çevirirken ya da tılsım ikilisi bir sonsuzluk işareti çeviriyorsun. Yani sonsuza kadar böyle olmalısın. Güzellik sana geliyor anlamında diyor bu kart. İşte şimdi bingo kartlar geliyor. Canlılık olacak. Eylül ayı içinde hayatın canlı capcanlı. Biraz hafiften tartışmalar olsa da sen galip geleceksin. Bulutların arasından böyle canlandırıcı temiz rüzgarların esmesi, gizliliklerin ortaya çıkması, rakiplerine karşı bir böyle güç kazanmadır ve prensler güzel fırsatları da söyler. Yani karşına güzel fırsatlar çıkar. Kova burcu çok güzel çıktı. Yani bakınız işte burada bir kuvvetli insandan gelen aşka evet diyebilirsin. Devlet işlerin olabilir. Böyle amirdir, memurdur, müdürdür diyorum ya her zaman. Ve kuvvetli bir insanla tanışman muhtemel ya da çok büyük bir güçtür. Mantık yürütürsen diyor sen bu Eylül ayında yırtarsın. Güç kazanabilirsin. Bak ya da böyle patronundan şunamdan bir takdir teşekkür alabilirsin. Güçlü bir kısma gelebilir ve evet diyeceksin. Güzel bir aşka olabilir, işe olabilir yani. Evet diyeceksin. Burada bir tutku yaşamayı da gösterir. Aşk yaşamayı gösterir. Yani bu kart kutsandığını, evren tarafından fikirlerinin desteklendiğini de gösteren bir kart. Yani illaki de aşk kartı değil. Bu güzel bir kart. Evet, Doran Virtu kartlarından bakıyoruz. Şimdi Eylül ayın güzel geçecek demektir. Bakın ben kovayım iyi geçmedi. Neden, 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 neden? Hani biz ne zaman açılacağız? Biz çiçek değiliz ki açılalım, kapanalım. Yani bizler bu dünyayı seçmeye gelmişiz. Seçimlerini yaparsan iyi açılırsın. İyi yapamazsan kapanırsın. Böyle diyorum ben soranlara. Duru Sezi çıktı. Bakın hiç burada ne kart çıktığından haberim yoktu. Videonun başını izleyin ya da ortasında dedim bilemiyorum. Ne dedim? Hava grupları dedim sezgileriyle hareket eder ve yine sezinleyecek misin? Duru Sezi çıktı. Sezinleyeceğin bir olay olacakmış. Bakalım neymiş bu? İlahi rehberliği işaret ettikleri için tekrar tekrar fiziksel, duygusal bir hisler gelecek bunlara kulak ver diyor. Ya da aynı renkler, aynı sayılar, aynı şeyler görebilir bir şeyler hissedebilirsin. Yani bağırarak gelen bir şan, şöhret, ün ya da bağırarak gelen bir başarı, bir aşk olabilir. Hislerine kulak ver ya da bağırarak gelen bir tehlike de olabilir bakın. Şimdi burada tek kişinize bakmıyorum yani herkese bakıyorum. Güzel bir etki çekim alanına gireceksin ya da sen güzel bir etki alanı yaratacaksın. Hemen okuyalım. Aşk ve iş hayatımda her zaman doğru enerjiyi çekiyorum. İstediğimi veya reddettiğimi sevgiyle iletiyorum. Ne kadar güzel. Ve sen Eylül ayında aşk enerjilerine çok açık olacaksın. Diğer varlıkları etkileyeceksin. Güzel hayatının aşkıyla bile karşılaşabilir misin? Ya da hayatın aşkını yaşayabilir misin? Ne kadar güzel çıktı. Hemen sizin bakalım sevgili kova burçları dileklerinizi de dileyin bakalım. Hayatınızda bakın bir insanla hemen görüyorum. Şöyle terse dönmüşsünüz. Güzel bir kalp çıkmış. Fakat kalp açıkta yani terse döndüğünüz bir insan var. Bu aşk için olabilir, iş yerinizde arkadaşınız falan olabilir. Güçlü kuvvetli size doğru koşan bir güç var bakın. Bu size doğru çok hızlı geliyor yalnız. Bu gücü kaldırabilecek misiniz? 7 rakamı var. Ve efendim burada hayatınızın böyle güzel, aydınlık bir dönemine giriyorsunuz. V harfi çıkmış. Ben burada B harfi de görüyorum. Hani böyle B. Baştan 13 mü diye baktım ama B harfi. Sonsuzluk işareti burada da çıkmış ve 8'i de temsil ediyor. Yani 7 ve 8. Bu günlere, bu rakamlara dikkat edin. Ve efendim burada hayatınızın böyle güzel, aydınlık bir dönemine giriyorsunuz. V harfi çıkmış. Ben burada B harfi de görüyorum. Hani böyle B. Baştan 13 mü diye baktım ama B harfi. Sonsuzluk işareti burada da çıkmış ve 8'i de temsil ediyor. Yani 7 ve 8. Bu günlere, bu rakamlara dikkat edin. Çok kıskananlar olabilir size. Bakın belki siz dinlemiyorsunuz ama yani girdiğiniz ortamda, kıyafetinizle, konuşmalarınızla bir de
hani burada sonsuzluk işareti biraz böyle sizin, bakın hep aynı döner farkındaysanız. Monoton olun. Yani gerçekten size hep bunu sizi tutmaya çalışıyorum. Yani böyle monotonluk yapın yani. Biraz bu Eylül'ü böyle geçirin, sürprizler size gelecektir zaten. Çok aksiyon, bakın çok aksiyon iyi değil. Kovalar için iyi değil yani. Her zaman için. L harfi de çıkmış burada. U harfi çıkmış. Ama gerçekten çok harfler çıkmış. S harfi çıkmış. Bu etrafınızdaki bütün kalabalıkları gösteren şey olabilir. Ya da belki bir yerden bir yere taşınma, yurt dışı işleri düşünebilirsin. Şeytani kişilere çok dikkat et. Böyle boynuzlu kişiler çıkmış. Bakın kuyruklu boynuzlu. Bu şeytanın sizi de kandırabileceği. Yani dikkat edin. O zekayı iyiliğe kullanın. Çok yarar görürsünüz. Haydi bakalım dileğinizi tutun. Evet. Kova burcu dileğine gerçekten biraz çaba gerekti. Fakat bir hamlede de döndü. Bakın bir hamlede de döndü. Yalnız çaba gerektiriyor. Zaman var demektir. Bakın hemen dönmemesi olmayacağı anlamında değil. Zamanı gösteriyor bize. Sizler de korunuyorsunuz. Bakın ben melek kanatları gördüğüm zaman bunu söylerim. A harfi de çıkmış. Korunduğunuzu, nasıl ne olursa olsun böyle hani sıyırdığınızı. Yalnız su grubu gerçekten yengeç. Yengeçle tanışabilirsiniz ya da yengeç burcu bir tanıdığınız varsa. Yengeç akrep olabilir, böyle kıskançlı balık değil. Balık da olabilir yani. Su grubunu temsil eder ya yani. Bunu anlatabilmek adına böyle bir şey çıkmış. Artıdan zaten balıklarınız da var. Bunlar kısmet. Tatil yerine mi gidiyorsunuz sevgili kova ve yükselen burcu kova olanlar, böyle palmiyeler, güzellikler çıkmış. Neler neler görüyorum biliyor musunuz? Bir hayale dalıyorsunuz sanki burada ve her şeyi gerçekten böyle her şeye cevap vermek zorunda değilsiniz. Yani her şeyi kafaya takmak zorunda değilsiniz. Biraz böyle es geçin, sakin olun. Gayet güzellikler çıkıyor. 2-3 tane yolunuz var ama bir de yoğun çalışmaları da gösteriyor. Mutlu olacağınız gözüküyor. Eylül ayını da zaten güzel geçireceğinizi söyleyebiliriz. Hoşça kalın. Zildirim tuşunu açmayı unutmayınız.